isn't always strong. Can't you see the hurt in me? I feel so all alone. I wanna run to you. Thank you very much. Thank you. Alanya'nın kültürel dokusunu zenginleştiren, Alanya'nın en güzel hallerinden birisi, caz müziğinin evrensel dili, Osman Tarık Özçelik'e ve tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Özel basın toplantısına hoş geldiniz demekten büyük mutluluk duyuyorum. Basın toplantımızın açılışında bizlere muhteşem... Ne türlü bir organizasyon, Alanya için bir organizasyon yapıp bir artı kazandırmışsa ona bir artı daha kazandırmak için biz tüm emeğimizle işin içerisindeyiz. Tıpkı bu zamana kadar yaptığımız tüm organizasyonlar olduğu gibi. Organizasyonumuza bu sene bir ilki deniyoruz. Organizasyonumuzu bir haftaya yayıyoruz. Türkiye'de İstanbul'daki İKSV ve Akbank Caz Festivali'nden sonra en uzun soluklu caz organizasyonu diye biliyoruz. Doğru mudur? Doğru. Kesinlikle doğrudur. Teşekkür ederim. Sizden bu onayı almak birbirimiz için çok önemliydi. Organizasyonumuz bir hafta. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ücretsiz etkinliklerimiz Kızılkule önünde devam edecek. Onun yanı sıra pazartesi, salı, çarşamba günleri de Alanya'nın seçkin eğlence mekanlarında yine Türk cazına damgasını vurmuş olan sanatçı arkadaşlarımız yer alacaklar. İnşallah gelecek sene 20. yılını kutlayacağımız organizasyonumuzda daha geniş çaplı organizasyon yapmayı hedefliyoruz. Çok katmanlı bir şehirde yaşıyoruz. Yani Helenistik çağdan itibaren Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dair izlerin bulunduğu bir şehirden. Hatta milattan önce 10.000 yıllarına ait bu şehirde konuşulabilecek şeyler var. Çok katmanlı bir şehiriz. Böyle başınızı 180 derece hatta 360 derece çevirdiğiniz zaman en az 4-5 tane medeniyetin izlerini görebileceğiniz de bir noktadayız. Aynı zamanda da çok kültürlü bir şehiriz. Literatüre geçmiş Alanya İmbiği'nden bu kültür dünyasını Alanya'da zenginleştirmek için elimizden geleni yapmak, her türlü organizasyonun da en kalitelisini, en şehre yakışanını gerçekleştirmek bizim sorumluluğumuzda. Sayın Başkanımızın da talimatı üzerine yapıla gelen organizasyonların hep bir çıtasını bir seviye yukarıya taşımak gibi bir misyonumuz var. Biliyorsunuz seçim sürecinde biz var olan hiçbir şeyi durdurmayacağız, var olan hiçbir şeyi iptal etmeyeceğiz. Aksine var olanı bir tık, iki tık daha yukarıya götürüp daha güzel, daha kaliteli hale getireceğiz diye meydanlarda söyledik. Alanya'da bir değişim başlatacağımızı söyledik ve ilk kez bu yıl Mayıs ayında hep beraber iskelede denizin kucağında bir basın toplantısı düzenledik. Alanya'mızı tanıtmak, Alanya'mızı değerini bir yere getirebilmek adına sevgili Hasan Bey zamanında başlamış, arkasından Adem Başkanımız zamanında devam etmiş olan bu organizasyonu da bir tık daha yukarıya getirip, sesini bir tık daha yukarıda duyurup Alanya'mız için kullanmak adına bunun basın toplantısında Alanya'mızın cennet manzarası önünde yapmak istedik ve burada yaparken de aslında biz Alanya'dan başlayarak devam edeceğimiz, bütün Türkiye'ye yayacağımız, yaymayı istediğimiz değişim rüzgarlarını hızlandırmak istedik. Yine ve yeniden caz geldi sloganıyla biz bu yılki festivalimizi başlatmak istiyoruz. Müziğin yalnızca bir eğlence olduğunu düşünmüyoruz. İnsanları birleştiren,
özgürleştiren, duygularını derinleştiren bir araç olduğunu düşünüyoruz. Afrika'dan Amerika'ya taşınan caz müziği o günden bugüne değişerek kendini geliştirmektedir. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanından birbirinden değerli sanatçıları Alanya'mızda ağırlayıp kültürler arası bir diyalog oluşturmayı da hedefliyoruz arkadaşlar. Festival boyunca sahne alacak her bir sanatçı kendi tarzında cazın sonsuz özgürlüğünü, yenilikçiliğini bizlere yansıyacak. Sadece müzikseverler için değil, festivalimize gelen yerli yabancı misafirler için de hepimize ilham verecek ve biz de bu atmosferin oluşmasını sağlayacağız arkadaşlar. Festivalimizde caz müziğinin modern, klasik ve yerel yorumlarını bir arada dinlemek fırsatını hep beraber bulacağız. Ayrıca önümüzdeki yıllarda genç yetenekler için de bir platform sağlayıp sanatın geleceğini şekillendirecek yeni seslerin de sizlerle, bizlerle buluşmasını sağlayacağız. Ayrıca amatör profesyonellerin de gruplarla birlikte festivalimizde sizlerle buluşmasını sağlayacağız. Gelenekselleşen festivalimizin bu yılki temasında kentimizin kültürel yaşamını zenginleştirmeyi ve buradaki sanatsal hareketliliği daha da görünür hale getirmek istiyoruz. Sanatın eğitimle beraber yürüdüğünü düşünüp her ikisinin de Alanya'dan başlayarak yükselmesini istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinden geçip şehrimizin bütün dinamiklerini harekete geçirecek bir kültürel buluşma noktası oluşturacağız. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tüm çalışanlarımıza, tüm destekçilerimize hepinizin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu ortamdan etkilenip etkilenmediğini ya da Alanya'mıza neler söyleyeceğini bir de kendisinden duymak isterim izin verirse. Bu mikrofon açık sanki. Memnuniyetle. Sayın Osman Tarık Özçelik'e ben nazik daveti için çok teşekkür ederim Abdurrahman Bey'e, Murat Bey'e, Nazmi Bey'e. 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali'nde sahne almaktan mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Bunun benim için özel, kişisel bir sebebi var. Seneler önce 2017 yılında yine ekibimle gelip burada sahne aldım ve bu sahne aldığım zamandan beri bu işe emek veren, gönül veren insanların aslında cazın özündeki gibi tamamen yalnız kalmadan birbirini sahiplenen aile gibi olup bu mutluluğu, huzuru yayarak bunu herkese geçirmeye çalışan bir ekip olduğunu gördüm. Biraz önce konuşuyorduk, Türkiye'de ve dünyanın bazı yerlerinde cazın daha sosyal ekonomik açıdan yüksek kesimdeki insanların dinlediği, müzik gibi aktarıldığı zamanlar vardır. Siz de bilirsiniz. Kapalı kulüplerde şık, işte içkisiyle, içeceğiyle, prosuyla ama caz böyle bir şey değil. Caz dediğiniz gibi Afrikalıların, siyahilerin Amerika'ya getirdikleri ve tamamen ruhla yaptıkları, ezildikleri blues, soul, buradan çıkmış bir sokak müziği. Herkese diyor ki caz aslında sen yalnız değilsin, zorluklar geçirebilirsin ama bunu tepki vererek, insanları ezerek ve zarar vererek değil, kendi içindekini onararak, güzel bir şey dönüştürerek bir araya gel diyen bir müzik. O yüzden bu bir halk müziği, o yüzden en önemli şey bu müziği insanlara ücretsiz sunabilmek, herkesi bir araya getirebilmek ve bu sebeple de en önemli sebebi bu. Bu ailenin içinde olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Çok güzel bir caz festivali olması dileğiyle.